ve Batı? Mutlaka artık dünyada olan biten her konuda Rusya'nın sürmekte olan Ukrayna işgali ve savaşı önemli bir filtre. Yegane filtre değil, birçok başka neden de var her konuyla ilgili. Fakat bu konu var. Zaten Rusya, Moskova açıklama yapmakta gecikmedi. Ve Amerika'yı kınayan Tayvan'da Çin'in tırnak içinde tabii egemen haklarını tanıdığını vurgulayan bir açıklama geldi. Rusya'dan resmi bir açıklama geldi. Tabii bu geziler önemlidir. Zamanında Nixon da daha tüm dünya Tayvan'ı tanıyorken Çin'in temsilcisi olarak ve şimdiki Çin tanınmıyorken, yani şimdiki Çin neredeyse Tayvan'ın yerindeyken tanıma kararı almıştı, değiştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5. daimi üyesi olarak o koltuğunda Çin'e verilmesini sağlamış ve Pekin'e gitmişti, Çin'e gitmişti Nixon. Hatta işte 20. yüzyılın en önemli modern opera eserlerinden biri Nixon in China, China'da Nixon. Yani bu geziler önem arz ediyor. Tarihsel olarak da bir imge olarak da önem arz ediyor. Bu tabii Cumhurbaşkanı değil, Meclis Başkanı Pelosi. Fakat şu an en kıdemli demokrat siyasetçi aynı zamanda. Herhangi bir gezi değil, yani Meclis Başkanı işte gidiyor falan, öyle bir şey değil. Tayvan tanınmıyor, fakat Tayvan'da ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler, bunların hepsi var. Önemli de bir ülke Tayvan. Taipei Türkiye açısından da, Amerika açısından da. Kaldı ki birçok Tayvanlı şirketin Çin'de de yatırımları var. Veya birçok dünya şirketi Çin'e Tayvan üzerinden de açılıyor. Yani burada son derece farklı gri'nin tonlarında, kırmızının tonlarında, yeşilin tonlarında bir ilişkiden bahsediyoruz. Böyle büyük bir hem bir karşıtlık var. Tayvan işte eski Çin toprağıdır iddiası var Pekin'in. Bir taraftan da Tayvan ile ilişkilerde bir duvar yok arasında. Şimdi askeri olarak da bir çoğalttı Çin orada varlığını. Çin'in diğer sorunları devam ediyor Batı dünyasıyla. Uygur Türkleri konusu, Hong Kong konusu, bütün bunlarla da Çin siyasi olarak sorunları. Şu diğer taraftan Çin'in rezervlerine baktığınızda tabii ki dolar, Amerikan tahvilleri, euro, altın, yatırımlar karşılıklı olarak her tarafta, ortaklıklar, çok farklı ilişkiler, siyasetle ekonominin de karıştığı ilişkiler söz konusu. Öyle bir tam bir soğuk savaş döneminde değil taraflar. Nereye yakın gideceğini bilmek, kestirmek zor. Dünyada artık kahin olmak için en olunmayacak dönemdeyiz. Hiçbir zaman olmamak gerekirdi ama bu dönem herhalde artık yeterince ders vermiştir. Ülkelerin iç siyaseti de devrede. Çin'de ciddi iç sorunlar var, kırılganlıklar var. Pandemiyi çok da iyi yönetemedi. Toplumdan çok büyük tepkiler var. Şangay'ın daha yeni bahardaki kapanması sayısız toplumsal ayaklanmaya neden oldu ki Çin'de resmi rakamlara göre on binlerce toplumsal sosyal ayaklanma olarak veya gerginlik olarak sınıflandırılan hadiseler yaşanıyor her yıl. Temiz hava, temiz toprak, temiz su konuları, yolsuzluk konuları, yerel yöneticilerin, Komünist Parti'nin bütün bunlar gerçekten Çin'in iç siyasetteki önemli sorunları. Tabii Çin devletinin büyüyen, dünyada etkili olmaya başlayan Çin şirketlerine olan ilişkisi, o şirketlerin iç işlerine karışabilmesi. Diğer taraftan birçok Çin şirketini içeride sübvansiyonlarla, uluslararası rekabette daha haksızca belki zaman zaman üstün hale getirmeye çalışması. İç içe geçmiş konular. İşte Çin'in uzay programı, Zira yakında belki bir takım konularda iki tarafların uzlaşmasını gerektirecek. Onun da nasıl bir etkide bulunacağını göreceğiz. Rusya Çin'e hem sıcak bakmaya çalışıyor, hem çok temkinli bakıyor. Amerikan iş politikasında Trump'ın tekrardan geri dönüşüyle ilgili senaryolar hızlandı. Hem hapse girmekten korkan bir eski cumhurbaşkanı, bir taraftan da popülist etkisini devam ettiriyor. Enflasyon yükseldi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da da. Toplumlar memnun değiller gidişattan. Bu tip siyasi gerginlikler hem puan kazandırabilir hem kaybettirebilir. Ki dış politika bazen önemli. Daha yeni işte yine Al-Kaide liderini vurdu Evet, Amerika. evet, Hepsi bir yumak şu an. Tam o yumağın en sıkı dönemindeyiz. Peki, büyür mü? Son olarak bunu sorayım. Büyüyecektir mutlaka.
büyütmek de bazen çözümün bir aracı olarak görülür diplomaside. Olaylar büyütülür ki daha sonra masada daha iyi konumda bulunursun veya o büyütme sayesinde ileri gidersin. Ve ekonomileri nasıl tepki vereceği önemli. Yani ekonomiler nasıl tepki verecek? Hem Avrupa'da da zaten bir takım sorunlar var ekonomiyle ilgili. Yani bir takım ciddi sorunlar var. Enflasyonun artması, enerji fiyatları, sanayi üretiminin özellikle Almanya'da düşmesi gibi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerliği iyice düşmüş bir hükümet var. İşte demin de bahsettiğim gibi. Yani evet, hiç bu kadar sorunlu bir eski başkanın tekrardan umutlarını yeşertecek kadar tüm bu konuların evrimine bakılacaktır. Resesyonun kendisini ne kadar hissettirdiği ile bundan sonra bu tür diplomatik sorunların, uluslararası güvenlik sorunlarının nereye gideceği hiçbir zaman olmadığı kadar karşılıklı etkileşim içinde.